Arkadaşlar, inkılapların 3. videosuyla karşınızdayım. Şimdi bak, bütün videolarda teker teker şunu söylüyorum. Oynatma listeleri hazırladım ya. Oradan en baştan alın arkadaşlar videoları. Oturduğunu göreceksiniz. Bir de öyle YouTube'da şurada burada gidiyorsunuz, özetler falan dinliyorsunuz. Yapamazsın. Özetlerde olacak bir iş değil. Tarih soruları sapıtmıştır. O yüzden ayrıntı yardıracağız. Ayrıntı ayrıntı. Bunun bir şeyi yok. Biz sonuçta trigonometri çözmüyoruz. Bizim yapacağımız şey bilgidir. Bilgi ağırlıklı gitmektir. AYT'dir, TYT'dir, KPSS, hiçbir şey fark etmez bizde. Bebeklerin sorularını bile çözün. KPSS'ciler, bebeklerin sorularını bile çözün. 8. sınıfa sorulan TYT'leri, AYT'leri. Biz de fark etmez. Onu siz matematikçilerinize söyleyin. Mat 1 mi anlatıyorsun hocam, mat 2 mi? Bizde bir şey değişmez. Bir de arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalı biraz güçlendirelim. Videoları beğenmeyi unutuyorsunuz. Onlara biraz özen gösterirsek bu işi bitirelim. Ben istiyorum ki bütün tarihi ben de bitirin. Benim kadar da ayrıntılı anlatıldığını ben rastlamadım. Bunları teker teker kendi hazırladığım notlarla halledeceğim. Soru yakaladık. Yayınlarım var. O kitaplarda zaten görürsünüz. Pek çok soru yakaladık. Artık 25 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. O yüzden de neler sorabileceklerini adamların tahmin ediyoruz. Şimdi bu saate kadar biz ne yaptık? Neler yaptık? Arkadaşlar, öncelikle bundan önce 24 Anayasası'ndan bahsettim ya, şimdi hukuk alanında yapılan inkılaplara geçiyoruz. Bakın, nedenleri nedir? Osmanlı Devleti'nde gerek devlet yönetiminde gerekse sosyal hayatın düzenlenmesinde iki ana hukuk vardı. Şer'i ve örfi hukuk. Bakın, şer'i hukukun ilgi alanı daha çok medeni kanundur. Yani nedir? Evlenmedir, boşanmadır, işte miras hukukudur, bunlardır. Örfi hukuk daha çok siyasi olaylı. Devlete baş mı kaldırdın? Ona göre yargılanırsın. Daha başta, daha dakika bir gol bir, iki tane yapı varsa, hukuk kuralı varsa, hukuk birliği yoktur. 19. yüzyılda buna kapitülasyonların getirdiği konsolosluk mahkemelerine ekle, nizamiye mahkemelerine ekle, azınlık mahkemelerine ekle. Herkes maşallah birbirini bu şekilde yargılıyor. Gel seni yargılayayım. Hangi hukuka göre, hangi şuna göre? Yani hukuk birliğinden söz edemeyiz. Zaten bir imparatorluktan bahsediyorsun. Dolayısıyla hukuk birliği yok. Bunu çözecekler. Özellikle medeni kanunla. Peki ayrıca ülkedeki yabancılara kapitülasyonlarına hatlar tanınmıştı ya. Hukuki ayrıcalıklar da var. Mesela ne diyordu? Venedik, iki Venedik mi kapıştı senin Osmanlı sınırları içerisinde? Ben bakmayın, benim mahkemeler bakmasın. Senin balyozların baksın. Senin elçilerin baksın davaya. Anladın? Ve bunlar arkadaşlar, hukuk birliğinin yine olmadığı sonucuna götürür bizi. Peki çağın koşullarının da değişmesiyle bu değişimlere ayak uyduramayan Osmanlı Devleti'nin idari ve sosyal alanda hukuki zorluklar yaşamaya başlaması. Arkadaşlar, modernize etmen gerekiyor, güncelleme lazım. Devamlı reform, devamlı reform. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve üniter bir devlet yapısına sahip olması ya. Biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan doğduk. Doğru mu? Peki burada hukuk alanında birliği sağlayıcı bir adım atılması gerekiyor. Tek bir kanuna bağlayacaksın, tek bir hukuka bağlayacaksın bunu. Bu karmaşayı ortadan kaldırman gerekiyor. Peki hukuk sisteminin akılcı, bilimsel, laik ve milli esaslara dayanarak yeniden yapılandırılması söz konusudur. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısını da çağdaşlaştırmak istiyorsun. Peki Türk toplumunda birlik sağlamak, arkadaşlar hepsi bak birliğe götürüyor bizi. Milli bünyeyi güçlendirmek söz konusudur. Peki buradaki gelişmelere bakalım. Medeni hukuk, medeni kanun, hukuk alanında kişilerin birbirleriyle ilişkilerini, aile, eşya, borç, miras hukukunu düzenleyen kanun mudur? Evet. Peki Osmanlı'nın son dönemlerinde arkadaşlar, 19. yüzyılın sonunda, bakın burada fotoğrafını da koydum. Ahmet Cevdet Paşa bir kurul hazırlıyor. Mecelle'yi hazırlıyorlar. Mecelle, eski İslam hukuku var ya, onun derlemesidir, derleme düzenlemesidir. 1926 medeni kanunun kabulüne kadar şer'i mahkemelerin hukuki dayanağı olarak kullanılacaktır. Peki Mecelle, İslam hukukundan zamanın ihtiyaçlarına kadar uygun kanunlar yapılabileceğini gösteriyor. Hukuk alanında aslında batılılaşmaya yönelinmesiyle yürürlükten kaldırılıyor. Aslında arkadaşlar, usul itibariyle de batıcıdır aslında. Göreceğiz. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş, laik, demokratik bir yapıya kavuşturulması, toplum hayatının bu ilkelere göre düzenlenmesi gerekliliğini mi gösterecektir? Evet. Mecellenin oluşturulmak istenen yeni toplum düzenine ayak uyduramaması. Doğru mu? Bu ihtiyaçlara cevap
verememesi. Bunların bir nedenidir hukuk alanında yapılan inkılapların medeni kanun hazırlığına girişecek bizimkiler. Peki şimdi burada İsviçre'den alınıyor. İsviçre medeni kanun pratik, akılcı, demokratik niteliği diğer incelenen medeni kanunlardan daha ileri. Ve İsviçre medeni kanunu Türk sosyal hayatına en uygun medeni kanun olarak kabul edilmiş. Aslında burada şey yapılabilir, bir itiraz yapılabilir. Daha burada şeyi getirin arkadaşlar. Pratik, akılcı, demokratik ama map bilgisi olduğu için kullandım. Yani uygun Türk hayatına nasıl uygun İsviçre medeni kanunu ilginç. Peki Türk ama böyle yani yazdıkları için yapacak bir şey yok. Türk Medeni Kanunu kabul ediliyor. Uyarlanıyor arkadaşlar bak. Ve bütün kanunları dışarıdan alıyoruz. Uyarlıyoruz. Kendimize uyarlıyoruz. Peki Medeni Kanunu ile tanınan haklar neler? Bakın özellikle Türk kadını öne çıkacak tabii ki burada. Bir kere din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeksizin bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kanun önünde eşitlik mi getiriliyor? Evet. Biz bunu ta Tanzimat'tan alın. Kanun önündeki eşitliği. Değil mi? Bakın yine nereden baksana 100 yıllık bir demokrasi kültürü vardı. Peki kanun önünde eşitlik Türk kadını toplumsal hayatta her türlü sosyal haklara kavuşuyor. Her türlü sosyal haklara kavuşuyor. Türk kadını çeşitli mesleklerde çalışma hakkı elde ediyor. Yani kadına istediğin mesleği seçme hakkı veriliyor. Kadının toplumdaki yeri belirleniyor. Kadınlara boşanma hakkı ki yoktu arkadaşlar böyle bir hak. Boşanma hakkı medeni kanuna geliyor. Mirastan eşit pay alma hakkı ki yoktu böyle bir durumda. O geliyor. Tek eşlilik kuralı getiriliyor. Evlilik resmileşiyor. Resmi nikah. Resmi nikah zorunluluğu getiriliyor. Bunu resmi bir resmi nikah memuru huzurunda yapılması kabul ediliyor. Kadınlara mahkemelerde tanıklık yapmada ki arkadaşlar şer'i hukuka göre iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldi ya. Bu ortadan kalkıyor. Burada da bir eşitlik getiriliyor. Bakın burada çok yanılıyorsunuz. Ne alakası var diyorsun patrikhaneyle? Sakın. Bak şu patrikhane meselesini bir halledelim. Lozan'da çok çıkartmaya çalıştı İsmet İnönü. İstanbul'dan çıksın bu adamlar dedi. Çünkü katliamlara imza attılar dedi. Ama adamlar direndi. Tamam kalsınlar dedik. Orada bir geri adım attık. Ama biz bunların ekümenlik sıfatını alırız. Yani evrensel özelliğini alırız. Dini yetkiler dışında başka bir şeylerle uğraşmasını da medeni kanuna getiriyoruz. Yani hukuki yetkilerini de alıyoruz adamların. Patrikhane meselesi medeni kanunda da unutmayın. Bu çok eski bir 90'ların sorusudur. Çok önemli bir olay. Çünkü öğrenci bak ÖSYM tarihçiler çakaldır. O yüzden de kafanızın karışacağı yerleri çok iyi biliyor. No, medeni kanunla patrikhanenin ne alakası var diyorsunuz. Hayır, böyle bir düzenleme de söz konusu. Peki ne oldu? Türk medeni kanunun kabulüyle aile yapısı çağdaş toplumlara göre yeniden düzenleniyor mu? Evet, yani batılılaşma. Peki Türk toplumunda hukuksal eşitlik sağlanıyor mu? Kadın erkek eşitliği. Peki hukuk sisteminin laikleştirilmesi konusunda en önemli adım atılıyor mu? İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir diyordu ya mahkemelerde. O gitti. Peki usul olarak Avrupa kanunlarının devamı esas olarak şer'i esaslı bir düzenleme idi ya şu mecelle. Osmanlı ilk medeni kanunu mecelle Ahmet Cevdet Paşa demiştim ya. O yürürlükten kalkıyor 26'ya kadar. Demek ki mecelle Osmanlı hukuk yapısını belirledi. Yani ne diyelim medeni kanunu belirledi. Şimdi ortadan kalktı. Ülkede arkadaşlar artık hukuk birliğinden söz edebilir miyiz? Evet. Bütün artık her şey Türk mahkemelerine bağlanmış oldu. O kapitülasyonlardan gelen sanık mahkemeleri şunlar bunlar gitmiştir. Peki medeni kanunun kabulüyle sosyal alanda eşitlik anlayışının temeli atıldı. Kadın erkek eşitliği demiştim ya. Evet. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken neyi kimden aldık? Şimdi 17 Şubat 1926'da bak hep uyarlama yapılan ülke İsviçre. Türk Medeni Kanunu İsviçre'den. Peki 1 Mart 1926'da Türk Ceza Kanunu nereden abi? İtalya'dan. Peki 29 Mayıs 1926 Deniz Ticaret Kanunu İsviçre'den alınıyor. 15 Mayıs 1929'da Kara Ticaret Kanunu Almanya'dan alınıyor. 30 Haziran 1932'de İcra ve İflas Kanunu'nda İsviçre'den alınıyor. Bunları arkadaşlar bilmekte fayda var. Yaprak deserde falan zaten çok çözmüşsünüzdür. Biraz kazık yapacak bir şey yok. Ezberleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ezberci eğitime karşı değiliz. Soruyu nasıl yapacaksın? Aşağıdakilerin hangisi aşağıdadır diye soru soruyor adam. Peki şimdi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplara geçiyoruz. Ki tevhidi tedrisatla başlayacağız. Şimdi arkadaşlar yine imparatorluktan çıktın ya sen. Senin de doğru düzgün bir hukuk birliği yoktu.
Eğitim birliği var mı? Yok. Herkes kafasına göre eğitim veriyor. Eğitimin en büyük sorunu eğitim birliğinin bulunmaması. Peki Osmanlı coğrafyasında faaliyet gösteren medrese var, mektepler var, azınlık okulları var, yabancı okulları var, farklı öğretim programları uyguluyorlar. Şimdi buradan çıkan adam, oradan çıkan adam, Şırnak'tan çıkan adam, ne bileyim İzmir'den yetişen adam, İstanbul'da yetişen adam, hepsi farklı farklı eğitimden geçmişler. Kültür birliği sağlanır mı? Böyle bir birlikten söz edemezsin. İşte bunu kurmaya çalışacaklar. Peki Tanzimat döneminde Osmanlı idarecileri eğitim ve öğretimi çağın gereklerine göre yeniden düzenliyorlar. Öyle başlıyor. Ama bu düzenlemeler istenen sonucu vermiyor. Ve inkılapçı bir tutumla olayı ele almak gerekiyor. Yani burada doğrudan devrimci bir tavır gütecekler. Öyle ıslahatla, reformla olacak bir iş değil. Bak, reformla devrim arasındaki farkı şöyle anlayın arkadaşlar. Ben bunu sınıflarda çok veririm örneğini. Yani sabah gördün ya bir tane tavuk döner, sağdan soldan elinde şeyler çıkmış, bıcık bıcık. Eline döner bıçağını alıyorsan tavuk döneri ne yapıyorsun? Yakışıklı bir döner haline getiriyorsun öğleye kadar. Bu reformdur. Devrimde tavuk döneri atıp yerine et döneri getirirsin. Doğru mu? Hem ileri hem daha köklü, köklü komple attığın sildiğin yerine başkasını koydun. Reformda var olan bir şeyi düzeltirsin. Peki yeni kurulan devleti yaşatacak, milli varlığın bilincinde olan çağdaş bir toplum yaratmak ve bu hedefe ulaşmak için sağlıklı bir eğitim anlayışına geçmek. Tabii ki çağdaşlaşma, muasır medeniyet seviyesi, batılılaşma. Peki Türkiye'nin bağımsızlığı için kendi benliğine ve milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek. Milliyetçilik arkadaşlar. Yani milli bir eğitimden bahsediyoruz. Doğru mu? Yabancı unsurları at bünyenden ama batılılaşmayı da ihmal etme. Batının muasır medeniyet seviyesine ulaş. Peki eğitim alanında yapılan planlanan yenilikler ne oldu? Mustafa Kemal eğitim öğretim alanında atılacak adımları 1 Mart 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasına sıralıyor. Arkadaşlar aslında Eskişehir Kütahya Savaşları sırasında Mustafa Kemal Maarif ve Kongresi topluyor bunu sordular. Ve eğitime verilen önem diye gösterildi. Hatta birisi geliyordu ya komutanlardan birisi işte paşam cepheyi yarmışlar diye tamam onunla daha sonra ilginiz daha önemli bir toplantım var deyip öğretmenlere hitap etmişti. Peki burada ne diyor? Milletimizin zekasının gelişmesi ve böylece uygun olan medeniyet düzeyine ulaşmayı sağlamak. Yani muasır medeniyet seviyesine eğitimde de ulaşmak. Peki kadınların ve erkeklerle aynı öğretim aşamalarından geçmesini sağlamak. Yine eğitimde kadın erkek eşitliği. Gelecek uygulamalara temel olacak programları hazırlamak. Evet. Yüce görevleri yürütecek elemanları yetiştirmek. Kadro arkadaşlar kadro. Okumuş yazmış kadro lazım. Milli kültürümüzü yüceltmek. Orta öğretimde ülkenin ihtiyaç duyduğu çeşitli hizmet ve sanat elemanlarını yetiştirmek ve yüksek eğitime aday hazırlamak ve orta öğretimin eğitim ve öğretim yöntemlerini pratik ve uygulamalı hale getirmek. İlk öğretim ve son öğretim aşamaları arasında orta öğretim kurmak. Hani Osmanlı'da Rüşdiye diye geçiyordu ya. Hatırlayın Sıbyan mektepleri Berekler, Rüşdiyeler ortaokul, Didadiler lise. Doğru mu? Bunlar arasında orta öğretim kurumu, ilk öğretim ve son öğretim arasında bir orta öğretim kurmak hedeflenmiştir. İşte bunlardan ilki tevhidi tedrisat. Tevhid birleştirmek. Tedrisat eğitim ve öğretim işleridir arkadaşlar. 3 Mart 24 mü? Hatırla bu tarihi. Halifenin kaldırılması tarihi miydi? Meclisin en yoğun çalıştığı günlerden birisidir. 3 Mart 1924 çatır 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 inkılaplar geçer. Peki şimdi Osmanlı Devleti'nde mevcut öğretim ikilini çözmek mi? Tabii ki demiştik biraz önce. Osmanlı İmparatorluğu'nun öğretim kurumları, müfredat programları, öğretim sistemleri, amaçları bakımından birbiriyle tamamen farklı okullar var. Dini eğitim kurumları var. İşte Sıbyan mektepleri ve medreseler. Genel eğitim kurumları var. Meslek okulları. Rüşdiye, İdadi, Tıbbiye, Harbiye, Mülkiye, Muallim Mektebi vesaire. Yabancı okullar, azınlık okulları. Arkadaşlar tam bir imparatorluğun getirdiği şartlar. Yani eğitimde birlik yok. Hukuk birliğini nasıl çözmüştük? Medeni kanunla şimdi eğitim birliğinde tevhidi tedrisatla çözecekler. Peki Osmanlı toplumu mektep medrese ayrılığının zararlarını ve yabancı okulların Osmanlı'da yaptığı yıkıcı etkileri görmüş mü? Tabii ki bunlar bu okullar aynı zamanda Rum çetelerini de örgütlüyordu. Mesela bizim burada Marysville Amerikan Koleji vardı. Kapattılar. Marysville Amerikan Koleji Rum çetelerine silah sağladı. Eğitim öğretimine hak getire. Peki bunun ilerlemenin önündeki en büyük engel olarak görülmesi olur. Ve Osmanlı Devleti'nin son yıllarında devletin kontrolünden çıkarak azınlıklar arkadaşlar artık
Ne yapıyorlar? Tamamen kendilerine göre eğitim veriyorlar. Eğitimle kalmıyorlar. Biraz önce söylediğim Mensif Amerikan Koleji çok güzel örneğidir. Çeteleri de örgütlüyorlar. Yıkıcı faaliyetler. Peki eğitimi millileştirmek? Evet. Çağdaşlaştırmak, laikleştirmek bu soruları yaparsınız zaten net bir şekilde. Neler oldu peki gelişmelerde? Şimdi Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra Saruhan Milletvekili, burada arkadaşlar fotoğrafı da koydum, Vasıf Çınar, Vasıf Bey. Meclise verdiği teklifle 3 Mart 2024'te TBMM Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu kabul ediyor. Bu kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün okullar programlarının ve eğitim sisteminin düzenlenmesi her şeyiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılıyor. Marif Vekaleti. Milli Eğitim Bakanlığı Marif Vekaleti diğer ismine. O dönemde kullanılmış ismine. Peki ne oldu? Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitimi sistemin çağdaş, laik ve milli bireyler yetiştirecek şekilde yeniden düzenleniyor mu? Evet. Bunun üzerinde çok durduk, artık geçiyorum. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra MEP yaptığı inceleme sonucunda 11 Mart 2024'te arkadaşlar medreselerin artık işlevsizliğini gördü. Bak 3 Mart 2024'te kaldırılmıyor medreseler. Bunun önünü açıyor. Medresenin kaldırılmasının önünü 11 Mart'ta kaldırılıyor. 11 Mart 1924'te bunların medreselerin kapatılmasına karar veriliyor. Bu adım eğitimin laikleşmesi yönünde en büyük adım. Çünkü artık din bilgileri dışında başka bir şey öğretilmiyor arkadaşlar medreselerde. Yani yozlaşmış. Bak Fatih'in kurduğu medreselere bak, sahne seman, matematik var, geometri var. Yani müspet bilimlerde olsun. Tamam din eğitiminde olsun ama müspet ilimlerde olsun. Peki kanun gereği azınlıklara ve yabancılara ait okullarda dini ve siyasi propagandalara izin verilmiyor. Bu okullar MEP Bakanlığı'nın denetimine bırakılıyor ki biz şunu söylemiştik, hatırlayın Lozan'da, bir bak yabancı okullar meselesi bizim kendi iç işlerimizdir. Buna karışamazsınız. Bizim çıkartacağımız kanuna tabi olacak bu adamlar demiştik. Hatırlayın Lozan Anlaşması'nda. Peki azınlıklara ve yabancılara ait okullarda Türkçe, tarih, bak bu da sorularda çok kullanılır. Ne diyeceksiniz? Türkçe tarih dersleri, coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından okutulacak. Bu şartları kabul etmiyorsanız gidin dedik. Ve bu adımla laikleşen eğitimin milli olma niteliği de daha da sağlamlaşacaktır. Peki eğitimin planlanması, denetlenmesi, yürütülmesi her türlü bak şey bu eğitimle ilgili bütün hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na veriliyor. Böylece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları arasında milli birliğin kurulması yönünde önemli adım atılıyor. Eğitim ve öğretimde milli birliği gerçekleştiren Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitim sisteminde laik, milli, akla dayalı, bilimsel ve çağın sosyal ihtiyaçlarına göre düzenleme yapılma imkanı bulduğundan Türk inkılabının en önemli adımlarından biri olacaktır. Eğitim öğretim sistemi tek bir merkeze bağlanıyor. Marif Vekaleti imparatorluğun getirdiği dedim ya, bir sürü okullardan bahsetmiştik. Peki eğitim kurumlarının medrese, okul, yabancı okul diye içerikte ve amaçta birbirine zıt üçlü bölünmüşüne son verilmiştir. Medrese vardı, okul işte yabancı okul vardı ya. Üç şey ortadan kalktı, tek bir merkeze bağlandı. Bak burada yabancı okullar ortadan kaldırıldı falan demeyin. Arkadaşlar yabancı okullara şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bizim kanunlara uyarsanız tarih, Türkçe, coğrafya dersleri işte okullarınız MEP tarafından denetlenecek, müfettişleri tarafından denetlenecek, eğitim işte Türkçe olacak falan, bunları söyledik ya, bunlara uymuyorsanız gidin dedik. Yani uymayanlar kapattı, uyanlar kaldı. Saint Joseph gibi mesela devam ediyor mesela. Eğitimde kadın erkek eşitliği yolunda önemli bir adım atıldı. Evet, bu tarihte ilkokullarda arkadaşlar bak bu da çok böyle bir, her tarihçi de bunu tam olarak bilmiyor. Şimdi ilkokullarda önce bu şeyle geliyor bu hadise. Ne geliyor? Bu tarihlerde ilkokulda kadın erkek eşitliği. 26'da da orta öğretimde karma eğitim modeline geçilecektir. Arkadaşlar burada keselim çünkü dediğim gibi kamuoyu araştırmasına göre öyle uzun videoları sevmiyorsunuz. Öyle 20'şer dakikalık yapalım videoları. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı biraz güçlendirelim arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. Videolara beğenine çökün. Çünkü ben böyle gaza geleyim. Ben istiyorum ki bütün tarihi benden halledin. Öyle özetler özetler dinleme yapamazsınız. Özetlerle olacak bir iş değil bu. Ayrıntı yazdıracaksınız. Geçen senenin sorularını görmediniz mi? KPSS'de, AYT'de bizde hiçbir şey fark etmez. En başta söylediğimi burada da tekrarlıyorum. Oynatma izleme videoları tıklarsanız arkadaşlar tek tek bak bütün Osmanlı'yı bitirdim. Şimdi de milli mücadele inkılaplarla işi bitireceğim. Yani sınava kadar hepsi
hali hazırda olacak. En baştan alın videoları. Hepsinin oturduğunu göreceksiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum.